Öksürüğe ne iyi geliyor? Biz böyle pratik evde yapabileceğimiz çayları derledik sizin için. Karabiberle harikalar yaratabilirsiniz. Çok da kolay ve pratik bir çay tarifi size. Şimdi gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bu doğal bir karışım. O yüzden lütfen bunları değerlendirin ki biliyorum pek çok anne bunları yapıyor. Bildiğimiz karabiber. Karabiber dolaşımı arttırıyor biliyorsunuz. Balgam akışını hareketlendiriyor. Bal katıldığındaysa öksürüğü bir hayli yatıştırıyor. Karabiberin hem tanesi var burada hem de kendisi var. Biraz öksür tıksır olduğumuz zaman lütfen bu çayı bir değerlendirin. Çok teşekkür ediyorum. Karabiber çayında bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal. Ha, şimdi ben bunu burada şurada yapayım size. Burada daha net göreceğiz. Sonrasında da süzeriz. Tane karabiber de koyuyorum ben içine. Onları nasıl olsa ayıklarız. Karabiber, bal. Bal ve karabiberin karışımı çok enteresan. Evet, farklı bir aroma. Değil mi? Birazcık daha koyayım. Biraz karıştırayım. İbin içine geçsin aromaları. Öksürük için evde yapabileceğiniz doğal bir yöntem bu. İçinde olan sadece karabiber ve bal. Şimdi sıcak suyumuza geldi sıra. İşte bu kadar kolay. İçine biraz da sıcak su ilave ediyorum. Alıp hemen içiyor muyum? Hayır. Bir 15 dakika yavaş yavaş demleniyor. Karabiber dolaşımı ve balgam akışını hareketlendiriyor. Bir de bal kattık içine. Bu da tamamen yatıştırıcı bir etki sağlıyor boğazınızda. 15 dakika bekledikten sonra zaten bu tane karabiberler dibe çökecektir. Biraz da ılıyacaktır. Çok sıcak içmek zarar verir mi? Ya sıcağı sevmiyoruz. Çay içenler? Asla. Yani ne olur sıcak çay içilmesin. Çünkü yöresel özellikler var. Mesela Erzurum'da sıcak çay içilir ve çok içilir. Dolayısıyla bizim o bölgede farklı hastalıklara rastlıyoruz. Yani emek borusu kanserleri, farenks kanserleri. Dolayısıyla soğuktan değil ama aşırı sıcaktan sakınmak.